Değerli seyirciler, şu anda Malanda mevkisinde içme diye tabir edilen yerdeyiz. Buraya ben çocukluğumda gelmiştim. İlkokul dönemindeydim. O zaman bir okul gezisiyle gelmiştim. Çok uzun yıllar geçti aradan. Şimdi bu içmenin ne olduğunu, tatları ne, neler, işte diyorlardı barutlu, tuzlu falan gibi. Onların ne olduğunu beraberce göreceğiz. Ben de hem yakından görüp size tanıtmak istiyorum. Şimdi burası sanıyorum bir koku geliyor. Tadına bakalım efendim. Tamamen barut kokuyor. Yani bu içme suyu. İbrahim Bey biraz şöyle yakından çekerseniz pınar şeklinde çıkıyor ama körelmiş bir vaziyette. Etrafında yosunlar ve pislikler var. Allah bir su çıkarmış, bir kaynak çıkarmış ve barutlu. Diyor ki kulum alın. Bunda şifa vardır. Bu değişik şeylere siz bunu kullanabilirsiniz. Bunu işletin diyor. Bakıyoruz. İki kuyu daha, iki pınar daha olduğu söyleniyor. Şimdi onlara hep beraber bakacağız. Mesafelerine bakacağız. Ne kadar bir mesafede üç değişik su çıkıyor. Allah bize ne kadar bir lütufta bulunmuş. Onları değerlendireceğiz. Sizlerle paylaşacağız efendim. Şimdi burada bir adım attık. Bir kuyu daha var. Ya da bir pınar daha var. Bunun ne olduğuna bakalım hep beraber. Efendim bu da barutlu. Yan yana iki kuyu. Evet, bu da barutlu. Demek ki burada büyük bir kaynak var. Devam ediyoruz. Buraya bir vatandaşımız bizden bir şey yapmış. Ve o yüzden yapmış olduğu yerden hortumla suyu buraya akıtmışlar. Şimdi bunun tadına bakıyoruz efendim. Tuzlu su efendim. Tuzlu su. 10 metre mesafe. Birinci kuyu barutlu. 10 metre mesafeyle ikinci pınar ya da kuyu ya da içme tuzlu su. Evet. Yüce Mevlam biz Yeniçarlılara büyük bir lütufta bulunmuş. 10 metre arayla iki tane pınar. Alın ey kulum. Birisi barutlu, birisi tuzlu. Ben size verdim. Siz bunu çalıştırın, işletin, kullanın, gelir kaynağı yapın demiş. Şimdi diğer kuyuyu arayacağız. Diğer kuyunun nerede olduğunu bilmiyorum. Diğer kuyuya bakacağız. Onun tadına bakacağız.